Evet arkadaşlar, şu an saat 11'i 10 geçiyor. Tatil için İstanbul'dan Fethiye'ye doğru yola çıktık. Bu yolculukta bana Hamilton Frogman saatim eşlik edecek. Yaklaşık 8 saat süren bir yolculuğumuz olacak. Sizlere bu sefer vlog tadında saatten bahsetmek istiyorum. Dilerseniz o zaman daha fazla beklemedim. Hepinizi buradan alıyorum ve Fethiye'ye götürüyorum. Yoğun geçen bir haftanın ardından aslında nanosaniyede Fethiye'ye ışınlanarak İstanbul'un bu yağmurlu havasını bir an evvel geride bırakmak istiyorum. Belki de o yüzden hiç mola vermeden direksiyon sallıyorumdur. Benzin olayına hiç girmiyorum zaten. Yoldaki en önemli yakıtım ise termosumdaki 1 litrelik kahve, eşimin hazırladığı atıştırmaklar ve bir Spotify müzik listesi. Yoksa o yol hayatta çekilmez bence. Takipçi dostlarımız da olmasa bunca video editleme eforu da hiç çekilmezdi diye düşünüyorum. Ciddi anlamda zamanımı alan bir video oldu ama en keyif aldığım videolardan biri oldu. O yüzden umarım beğenirsiniz. Hem ana olarak da kalmasını istediğim bir içerikti. Beğenip üzerine de bir de abone olursanız beni combo sevindirmiş olursunuz. Bu arada yaklaştık. Videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. Kalacağımız eve geldik. Eşim Nihan. Merhaba herkese. Fethiyeli. Fethiyeli olduğu için ailesiyle birlikte kalacağız. Bizi arıyorlar sağ olsunlar. Aslında geldiğimiz akşam çekmek istemiştik ama çok pert olduğumuz için çekemedik. Çok yorulduk. Evet, Mert zaten arabayla yola çıkınca ilk 15 dakikada sıkıldım demeye başlıyor. Aynen, ne kadar oldu, daha ne kadar oldu diyorum. İyi ki de değişmeli kullanıyoruz. Bir de değişmeli kullanmasak herhalde ben iyice coşarım. Şimdi buradan çıkıp bir önce Çalış Plajı'na gideceğiz. Çalış Plajı'ndan sonra da bir Kaş'a bir kaçamak var. Bir günlük, iki günlük, evet. Ondan sonra da senin de sevdiğin aslında Helpbeach'e gideceğiz. Bu vlog tadında olacak. Hem saat hem seyahat vlogu gibi. O yüzden başlayalım vlogumuza. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. O zaman ilk olarak saatimize başlıyoruz. Hamilton 1892 yılında Amerika'da kurulmuş oldukça köklü bir firma. Aslında genel müdürlük binalarını ve üretim merkezlerini 2003 yılında, yani yakın zamanda İsviçre'ye taşıdılar. 1974 senesinden itibaren de Swatch Group bünyesinde yer alıyorlar. Swissmade saatlere bakan saat meraklısı dostlarıma da kanalda sıkça önerdiğim bir marka. Askeri saatlerden tutun, klasik, led, iskelet saatlere kadar koleksiyonları oldukça geniş bir firma çünkü. Dünyanın ilk elektrikli saatini üretmeleriyle birlikte birçok Hollywood filminde de boy göstermeleriyle tanınıyorlar. Bugün size tanıttığım saatlerden biri de öyle. Daha önce kanalda Hamilton'dan bir başka model olan K2 Field'e yer vermiştim. Orada arkadaşlarımız Frogman modeline yer vermemi istemişti. İşte o gün bugün çattı geldi. İlk çıkan Hamilton Frogman modelleri Amerikan Deniz Kuvvetleri içindeki Frogman ekipleri için tasarlanmıştı. Frogman, yani lakabını görünüşünden kazanan kurbağa adamlar, balık adamlar da diyebiliriz bence. Hamilton'ın bu dalgıçlar için tasarladığı modeller 1951 yılında yayınlanan The Frogman isimli filmde de konuk oyuncu olarak yer aldı. Benim saatle tanışmam ise Hamilton'ın serbest dalışçı Pierre Frolla ile birlikte çekmiş oldukları bir YouTube videosuyla olmuştu. İleride umarım biz de bu tarz videolar çekebiliriz diyordum. Daha sonra da kanaldaki yöneticilerimizden Kaan'ın kolunda canlı görünce bayılmıştım. Bu modernleşmiş versiyonu bana göre piyasadaki en maskülen görünümlü saatlerden biriydi. Bu arada saatimizin özelliklerini anlatmaya videomuzun ilerleyen bölümlerinde devam edeceğim. O yüzden şimdi buradan haydi o zaman Çalış Plajı'na geçelim hep birlikte. Şu anda Çalış Plajı'na geldik. Surf kafedeyiz. Yanımda da eşimin kuzeni Eşref hocamız var. Selamlar. Kendisi ayrıca da Yelken Hakemi. Yelken evet. Hakemi. Bacanağım da bizlerle. Şimdi kısa Burken. Bir tur yapacağız. Evet. Ama böyle katamaran, mini bir katamaran değil mi hocam? Evet, mini bir katamaran. Hobi amaçlı kullanılan bir katamaranla Çalış sahilinde bir tur yapacağız. Aynen. Bir iki apaz geliş gidiş yapacağız. Aynen. Bir iki gidiş geliş yapacağız. Daha sonra yarım saat içinde hanımları alacağız. Tekrar onlarla bir tur daha çıkacağız.
O zaman aslında beklemeyelim çünkü rüzgar kaçıyor değil mi? Aynen öyle. Aynen. Rüzgarı kaçmayalım. Evet, şu an saat 5.44, yani 6 çeyrek var gibi. Ben yarım saat sonra katamarandan aslında sahile geri dönmek istiyorum. Dolayısıyla saatimi bezelim de bu hesabı yapmak için kullanmak istiyorum. O yüzden saat 12 yönündeki üçgenimi ne yapacağım? Şimdi yelkovanla aynı hizaya getireceğim. Gördüğünüz gibi şu an aynı hizaya geldi yelkovanla bu üçgen. Ve yarım saat sonra da geri dönmek istediğim için ne yapacağım? Bu yelkovan bu bezelin üzerinde 30'a geldiğinde geri dönüş işlemime başlıyor olacağım. Dümende Mert Kaptan var. Hızımız yaklaşık 6 mil. 6-7 mil. Fethiye Şövalye Adası'na doğru gidiyoruz. Miço'muz Burak. Evet, Miço'muz İskota'da Burak. Evet, biraz şöyle enstantane çekelim. Döndüğümüzde böyle rüzgara doğru dönen yapılan dönüşe tramola deniyor. Tramolayı yaptığımızda tekne yavaşlayacak, rüzgara baş vereceğiz, pırpırlayacak yelkenler. O pırpırlama aşamasında yer değiştirmemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Şöyle. En azından ortalamamız lazım. Yoksa rüzgar öbür tarafa kuvvet bindirince sıkıntı. Baklaya geliyoruz. Bezelimizin üzerinde 30. dakikaya geldik. Dönüp hanımları alacağız artık. Sağanak deniyor. Mesela sert bir rüzgar geldi. Onu boşlaman gerekiyor. Ah, yelken o aşağı bir tane çıkar. Nasıl? Güzel miydi? Çok güzeldi. Süper. Aşkım nasıldı? Harika. Çok güzeldi. Hemen ertesi gün dostlarımızla birlikte Fethiye'den Kaş'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir günlüğüne Kaş'a geldik. Birazdan arkadaşlarımızla buluşacağız. Yemek yemeye ineceğiz. Gördüğünüz gibi Frogman saatimi de niye seçtiğimi bu tatilde anlamışsınızdır. Çünkü spor görünümüyle birlikte hemen gömleğin altında da, yani casual bir şekilde de gidebiliyor. Direkt parfümümüzü de sıkalım. Ben uzun yolculuklara da yanında dekant barındırıyorum. Çünkü şişe ısı değişikliğiyle aslında kokunun yapısı bozulabiliyor. O yüzden çok risk etmek istemiyorum. Hemen iki tane kulak arkasına, bir tane de saçımızın arkasına sıkıyoruz. Bu sefer Spice Bomb'u getirdim. Evet, arkadaşlarımızı daha fazla aşağıda bekletmeyelim. Hadi o zaman birlikte yemeğe gidelim. Merhaba. Hello. Kanka trolleyebilirsin. Hayır. Hayır. Kankito. Merhaba. Oturuz biz değil mi?
Ekipten Fethiye'ye dönenler oldu. Biz bir gün daha kalarak benim Kaş'taki favori restoranıma uğrayabildik. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, şu an Obrus gidirmiyor lan. Arkadaşlar. Az komik söylüyorum. Pardon. Evet arkadaş, şu an arkadaşlar. Buraları kalsın. Evet arkadaş, kanki. Evet, şu an Obrus Mobus'tayız arkadaşlar. Ben normalde etçiyim ama bu restoran hem vegan hem de vejeteryan. Size de şöyle bir masayı ufak ufak göstereyim. Herkes birer tane ürün seçmeye çalıştı. Ezgi, parmesanlı patlıcan. Parmesanlı patlıcan var burada. Soğan halkaları. Soğan halkası var. Fırında peynirli enginar. Bu da kanatsız buffalo wings. Karnabaharlı. Bir de daha da gelecek değil mi Burak? Sen de bir şeyler seçmiştin. Evet, ben mac and cheese seçtim. Mac and cheese, bir de... Bir de Hint usulü ıspanak. Evet, şu an herkes bana bu arada kızıyor çünkü video çekeyim diye bekletiyorum arkadaşlar. O yüzden biz hemen artık gömebiliriz. O zaman başla yemeğe. O zaman başlayayım, bir dakika. Başla. Hayır, sen başla kanka. Ezgi de o başlasın o zaman. O zaman yemeğe başlayalım. Şey neydi, bir şey Berberoğlu gibi oldu. Neydi kızın adı? İrem. Banu. Banu Berberoğlu. Gelsin mi? Götür. Nefes, buraya kesin gelin. Çok güzel değil mi? Nefes. Beğendin mi kanka? Evet, tam bir vegan soğan halkası. Bu arada soğan halkası zaten vegan. Az önce yapan öyle değil. Niye onu tespit etti az önce? Wow. Analiz. Back to Fethiye. Bu sefer direksiyonun başında Burak var. Şimdi Nihan'ın teyzesinin evine geldik. Çok minnoş bir havuzları var. Hem frogmeni test etmek için hem de ciğerleri ideal bir yer. Ama bir ön koşulumuz var önce. Bu minnoşları sevmeniz gerekiyor. Bunun ismi Dora. Sevgi arsızıdır bu, hemen böyle kendini salıverir. Salıverir, bir en az 15-20 saniye sevebilirseniz Nihan'ın teyzesi havuza girmenize izin verebilir. Hadi o zaman artık cüp cüpleyelim. Cüp cüpleyelim mi? Cüp cüpleyelim. Benim buraya geldiğimde bir rutinim var. Önce bir gidip geleceğim, sonra bir gel git yapmaya çalışacağım. Bakalım bu sefer gene başarabilecek miyiz? Ve şimdi de plaja gidiyoruz. Help Beach'e gidiyoruz. Yol üzerindeki bu manzarayı seviyorum. Bayram ve tatillerde Ölü Deniz kilit oluyor. Farklı yerlere gitmeye çalışıyoruz. Help Beach'e de gittiğimizde gün batımına yakın gidiyoruz. Şezlong kapma yarışıyla uğraşmamak, hem de o Fethiye'nin yakıcı güneşini yememek için. Ben zaten tam bir gölge insanıyım. Sıcaklara asla gelemem. Bu arada kalabalıkken locaya gittiğimizde erken de gittiğimiz oluyor aslında. Burada konserler de düzenleniyor. Hatta pandemiden sonra ilk toplu event'e, Mahmut Orhan konserine burada gelmiştik. Bu video Help Beach sponsorlu bir video değil. Ortamını da sevdiğim bir plaj önerisini sizlerle paylaşmak istedim. Bir baksam ya nasıl çıkıyor. Help Beach'te gün batımı en sevdiğimiz, hatta bacanağımla birlikte denizden çıkıyoruz. Bir şu an battı.
yetişmek için koşmaya çalıştık ama bu plaja değil mi açıldığından beri geliyoruz neredeyse Ezgi. Çünkü evet. Güzel anılarımız da var aslında. Benim bir komik bir anım var. Onu da sizlerle paylaşalım istedik. Ya burada kokteyller de çok güzel. Evet. Herhalde bu Health Beach reklamı yapmak sizi bizim kadar yapamaz. Yani. Bir gün çok değil mi ekstra şey evet. Çarpsın istedik. Böyle denizde içtik bir de. Ben perişan olmuşum. O yüzden aslında bu kısmı Ezgi'nin anlatmasını istiyorum. Ama o anı sen yaşadın kanki, sen bilirsin. Ben hatırlamıyorum çünkü programı orada. Ben bir sahile geldim, herkes perişan, pert. Yani koltuğun arkasını okutuyordu herkes biliyorsun yani. Eve vardığımızda Mert'in cüzdan yoktu. Benim cüzdan yok. Ertesi gün beni arıyorlar. Help işten telefon geliyor, bir cüzdanınız var diye. Sağ olsunlar o kadar öyle de bir işletme yani. Öyle cüzdana bir... da bizim yerimize sahip çıkmışlar bizim bıraktığımız cüzdana. Peki nasıl unuttuğumu da anlatsana. Sonra cüzdan yok diye bulununca bir anda Mert'te bir flashback oluyor ve Mert şeyi hatırlıyor. Tam buradan çıkarken cüzdanını cebine koyayım derken cüzdan şöyle yandan sızıp yere fıytırdı. Kayıp yere düşmüş. Mert de bunu fark ediyor o an. Yere düştüğünü ama alacak mecali kendine bulamamış. Ya hiçbir şekilde takatim kalmadı. Öyle fıtırdığını hissettim ama yani perişanız dedim hani boş ver zaten para pul yok. 5 kuruş para yok zaten içinde. Varsa da kredi kartı var. O an yani o derdim yok. Eve biz bir an önce gideyim. Allah'tan buraya geldik ve de bir şekilde de telefonla beni Mert Kalafat olunca buluyor tabii kanka. Yani. Evet. Bir şey yok yani. Ya burayı çok seviyoruz. Günü de burada batırmak istiyoruz. Güneş yüzden... tam şu karşıdan batıyor. Yakalayamamış evet. Olsak da böyle battığını görüyorsunuz. Size de göstermek buradan. İstedik arkadaşlar. Gelirseniz de Fethiye'ye kesinlikle Help Beach'e uğramayı o yüzden unutmayın. Ciao ciao. Süper oldu. Evet, modelin yakın incelemesiyle videomuza devam edersek bu arada aslan yattığı yerden belli olur derler. Şu gördüğünüz gibi kutusu bence efsane. H777-051-45 seri numaralı bu model bir dalgıç saati olduğu için su geçirmezlik değeri 300 metre. Kadranında da tabii bu yazmakta. Kadrandan da bahsetmişken mavi kadranında gördüğünüz üzere güneşte çok hoş bir şekilde parlayan bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Tek yöne dönen bezeli de yine mavi tonda. 80 saatlik bir güç rezervi var. Paslanmaz çelik kasası ve kordonu bulunuyor. Safir cam kullanılmış. Çapı ideal 42 mm. Saat 4 ila 5 yönü arasında bir tarih pencesi var. Hacking özelliği olan saniye ibresinde kontrast yarasın diye de kırmızı bir dokunuşta bulunmuşlar. Kurma kolunu koruyan bir kilit sistemi var. İlk tasarlanan fragmentlere ithafen bir tasarım. Bence de zaten bu saatin asıl olayı şu zımbırtısı yani. Kimi yabancı forumlarda bazı hassas saat meraklılarının saati ayarlarken bu kilit sisteminin o minnak parmaklarıyla aralarına girerek saati kurmalarını zorlaştırdığını okumuştum. Kimileri de bu kadar hassas olmayın yahu diye yazmıştı. Demokrasilerde çözüm tükenmez. Ben bunu anlatırken çoktan alternatif bir çözümle zaten büyük ihtimal gelmiş saat meraklısı arkadaşlarıma pratik bir yöntem göstereceğim. O zaman saati bir ters düz edelim. Bu kapak da aşağıya doğru kurma kolunu kapatacak şekilde inmez artık. Ben bu şekilde de saati eğer aslında kurabiliyorsam rahat bir şekilde sizler artık uçurursunuz. Bu arada bu sabit köprü yerine zincirle kurma koluna bağlı bir kapağı olan başka bir markanın da saatini kullanmıştım zamanında. Yalnız o saatin zinciri sallandıkça bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor sizi. Bir de kapağı çıkarır çıkarmaz kurma kolu yani tepesine parmağınız bir şekilde değiyordu ve yelkovan istemsiz şekilde ilerliyordu. Bunda öyle değil. Vidalı tepesi olduğu için sadece siz istediğiniz zaman dakika ibresi ilerliyor. Yani çok çok daha iyi kurması. Açılır kapanır bir tokaya sahip. Size karanlıkta da nasıl parladığını dilerseniz bir göstereyim artık.
Ve bu deniz canavarı ise farklı bir Frogman modeli yine. Nispeten büyük bir saat, 46 mm çapında. Saatin en önemli özelliği gördüğünüz üzere tepe koruyucusunun farklı tasarımı. Diğer dalgıç saatlerin koruyucuları gibi çıkarılarak değil, aslında farklı bir çalışma sistemi var. Direkt tepenin kendisiyle birlikte geliyor gördüğünüz gibi. Ve yine saati kurduktan sonra tepesiyle birlikte kapanabiliyor. Ve tabii ki de benim favorim aslında kolumdaki bu Frogman modeli. Diğerini de merak edenler olabilir diye paylaşmak istedim. Bu saati de Edip Saat'ten almıştım. Bildiğiniz üzere ben kanalda aslında sadece kendi sevdiğim modelleri paylaşıyorum. Hiçbir firma bir dayatmayla bana içerik yaptıramaz, oluşturamaz. Diğer türlü zaten kanal moda ve giyim markalarından geçilmezdi. Çok daha fazla da izlenim alırdık. Ben fiyat konusunda da sizlere yardımcı olabileceğini umduğum yerleri söylüyorum. Bu saatte linkini açıklamalar bölümünde de bulabilirsiniz. Bazen ana firma aslında fiyat konusunda yardımcı olmaya engel olabiliyor. Öyle durumlarda en azından bir kahve ikram ediyorsanız, Mert Kalafat'ın dostuyum diye mağazaya gidenlere bir kahve daha ikram eder misiniz diye rica ediyorum. Ve bu saati de ben gidin alın kimseye de demiyorum arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben sevdiğim içerikleri sizlerle paylaşmayı çalışıyorum. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğeni butonuna basıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. İstanbul'a da geldik artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao ciao.